Yani abi aslında senin söylediğin çok çok önemli ama yani şunu da görmek lazım. Ülkede yani Türkiye'de gerçekten iğneden ipliğe bir zam yağmuru oldu. Yani hakikaten insanların alım gücü aşağı kötü bir duruma gitti. Yani 2022'de ne olacak sence abi? Sen nasıl? Hayır, vallahi bak sana bir şey söyleyeyim. Benim mahallemde çok kahve var. Avrupa'yı kahve, Almanya'dakiler gibi falan gençler, öğrenciler gelir. Entelektüeller, sanatçılar falan gelir. Ben aralarına pek karışmam. Ancak benimle röportaj yapmak isteyenler, benimle görüşmek isteyenler, evime almak istemediğim gazetecilerle falan ben o kahvelerde buluşurum ki dünyanın her tarafında Alman yazarlar da bunu yaparlar. Evlerine almazlar. Gittikleri bir kahve vardır orada. Oturup konuşurlar. Anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi geçenlerde bir yere gittim. Bir noterde işim vardı. Noterde işimi bitirdikten sonra geçerken tanıdığım kahvenin patronu Özeyir abi ya dedi, hiç şey etmiyorsun, oturmuyorsun falan. Ya işim var ya, otur dedi. Oturdum. Garson geldi, ne istersin? Vallahi dedim, bir tane şey kahve getir bana. Bir de yiyeceğim kadar bir pasta getir. Yumurta, iki yumurta büyüklüğünde bir pasta getirdi. Bir de kahve. Hesap dedim, 44 lira dedi. 44 lira. Şimdi 44 lira benim için para değil, açık söyleyeyim. Ama her gün gidecek olsam oraya, ve 40 bahşiş bıraktığımı falan da düşün, onu 50 lira yap, 30 da çarp, ne yaptı? İyi para abi. 1500 lira. Evet, 1500 lira para yapar yani. Yani o kadar net. 1500 lira yapar. Abi 4200 lira asgari ücreti ya. Şimdi şeyi düşün, ben öğrencileri düşünüyorum ya. Öğrenciler okula gitti. Bir araya gelip konuşmaları lazım. Hadi pasta yemediler, kahve içtiler. O 44 liranın en az 20 lirası kahve. Bir öğrenci çay ise 10 lira falandır. 30 günde ise 300 lira yapar. Yani şu anda Türkiye'de insanların büyük bir çoğunluğu asgari ücretle, asgari de demiyorlar biliyor musun? Askeri diyorlar. Asgariyi askeri sanıyorlar biliyor musun? Askeri ücret diyorlar. Politikacılar da, gazeteciler de, spikerler. Asgari. Şimdi asgari ücret, pasafiso. Eskiden, ben kendi çocukluğumdan anlatayım. Bir tek babam çalışıyordu biliyor musun? Bir tekstil fabrikasında kantar katipliği yapıyordu. Kantar katipliği yapıyordu. Aslında babamın trajedisini anlatmaya gerek yok. Şimdi biz dört kardeşiz. Bir de annem ne etti? 5. Babamın kantar katibi olarak aldığı parayla 1950 yıllarından bahsediyorum. 1950, ben 56'da ayrıldım evden. Evimize et girerdi, balık girerdi ve babamın kazandığı parayla evimiz dönerdi. Ama babamın kazandığı para benim istediğim gibi elbise almaya müsait olmadığı için ben yazları işçilik yapardım. İşçilikten kazandığım parayla kendime gayet güzel bir ayakkabı alırdım. Gayet güzel bir takım elbise diktirirdim. Çünkü o zaman, şimdi konfeksiyon var, o zaman konfeksiyon yok. Ve giyinirdim burjuva çocukları gibi. Çünkü güzel giyinmek istiyordum, ama babama kalsa babam bana alamaz. Alamadığı dönemler oldu. Yani işçilik yapamayacağım. Bir yaşım var, 8 yaşımda, 9 yaşımda, 10 yaşımda ilkokula gidiyordum. Bazen altı delik ayakkabılarla giderdim.
Ama işçilik yapabileceğim 12-13 yaşıma geldiği zaman ben çalışmaya başladım. Mesele bundan ibaret. Şimdi nasıl yaşıyor bu adamlar ya? Onu bırak. Bir de görmüş şeyleri düşün. Yani ben, tabii aslında bu senin söylediğin bu kadar net aslında ama ülkemizin geldiği durum da çok iç açıcı değil. Şimdi düşün. Şimdi doktorlar göçüyor. Türkiye'nin 4-5 tane eski tıbbiyesinin düzeyi Almanya'da yetişen doktorlar düzeyindedir. Amerika'da yetişen doktorlar düzeyindedir. Mesela benim oğlum 1988 yılında Amerika'dan karşılıksız burs aldı. Doktora için. Amerika'ya gitti. Birinci üniversiteyi de çok parlak olduğu için Ivy League'e git demişler. Yani Harvard'da Cornell'e şuraya buraya git. Gitti. Orada okudu. Bir iki tane doktora yaptı. Şu anda Amerika'da önemli bir tıp bilgini, kanser araştırması yapıyor. Şeyde çalışıyor, Cornell Üniversitesi'nde. Bölüm başkan yardımcısı, hastanede de başkan. Bu çocuk eğer Türkiye'de kalsaydı, babasının kişiliği yüzünden üniversitelerde hiçbir ilerleme gösteremezdi. Özdemir İnce'nin oğlu diye. Anlatabiliyor muyum? Özdemir İnce ne oldu diye ihtisas bile yaptırmazlardı. Bunu geçelim. Şimdi doktorların sınavları var. Bu sınavlar bir kere şey değil. Adil yapılmıyor. Torpil işliyor. Efendim kopya veriliyor. Yani adil bir sınav sistemi yok doktorlukta. Ondan sonra ataması çıkmıyor. Ataması çıktığı zaman aldığı para 5.000-6.000 lira para. 5.000-6.000 lira parayla ne yapacak doktor? Bir de doktorluk itibarına yakışır bir muamele görmüyorlar Türkiye'de. Bu nedenle çocuklar Almanca öğreniyorlar, İngilizce öğreniyorlar. Efendim geliyorlar Almanya'ya. Almanya'da eşitlik sınavı var orada. Sınavdan geçiyorlar. Almanlar bunları aman ne güzel. Türkiye'den de tıp fakültesinden doktora diploman var diye almıyorlar. Orada evet, bir evet. He? Evet doğru. Yani Almanya'da denkleştirme vesairesi bir yanı var yani yolu var. Tanıdığım bir yön şey var. Yani gitmeyip ne yapacaklar ya kardeşim? Şimdi abi tam bu noktada kim gitmeyip ne yapacaklar dediğin noktada bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu AKP'li bir kavuncu var. Bu diyor ki bu ülkede 24 yıl boyunca Allah demek yasaklandı diyor. Bunu savunuyor, bunu anlatıyor. Bu nasıl bir şeyse. Bu arada Cumhuriyet Halk Partili Mersin yalan söylüyor. Evet. Yani yalan söylüyor. Açık yani değil mi? Yalan söylüyor. Bu arada Cumhuriyet Halk Partili Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır özellikle 20 Aralık'ta yani geçtiğimiz yıl 2020'de evet. Biliyorsun çok yüksek miktarlarda dolar bozdurduğunu öne sürdüğü Demirören grubunun istifa çağrısı yapıyor Demirören. Ona diyor ki Sayın Demirören beni halk bu noktaya getirdi. Seni ise saray bu noktaya getirdi diyor. Bunu bir yorumlar mısın abi? Ya şimdi ben o başarıyı beğeniyorum. Benim ben Mersinliyim biliyorsun. O Mersin milletvekili. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi. Çok iyi çalışıyor. Halk buraya getirdi demek ben bir seçime girdim. O seçimi kazandım ve milletvekili oldum. Ben milletin vekiliyim. Sen bir patron oldun. Senin geçmişin tüpçülüktür. Baban senin tüp satıyordu. Gaz tüpü falan satıyordu. Ondan sonra bir şeyler oldu falan derken Hürriyet
grubunu satın aldın. Hangi parayla satın aldın? Olmayan bir parayla satın aldın. Banka sana kredi açtı. Parayı da ödemedi. Parayı da ödemedi yani. Parayı da ödemedin. Ha şimdi o çocuğun yeni bir iddiası var. Güya o gün 18 liradan elindeki dolarları satmış. Sabahleyin aldığı paralarla 13 liradan dolar satın almış. 13 liradan dolar satın almış. Ve böyle yani böylece borcunu ödeyebilecek bir duruma gelmiş. Şimdi kardeşim, mülakat diye bir şey var. Çocuklar öğretmen olacak. En büyük skandal oradan çıktı. 80 bilmem kaç puan almış. Bu bilgi, bundan sonra şey yapılmaz. Bundan sonra mülakat yapılmaz. Sen adamın bilgisini yazılı da test olarak, hiç beğenmediğim sınav tarzıdır test. Almanya'da yoktur test, Fransa'da yoktur test sınavı. Ondan sonra kazan. Sen ne diye bunu mülakata alıyorsun? Ha, mülakata alınacak şeyler var. Mesela ben şeyi hatırlıyorum. Biz TRT'de televizyona yazılı sınavı açardık. Yazılı sınavı kazananlardan mülakatı alırdık. Mülakatta yazılı da sormadığımız şeyleri, kültürel şeyler sorardık. Mesela Méliès kimdir? Méliès bir Fransızdır. Sinemayı ilk keşfeden adamdır. Sen televizyona geliyorsun. Televizyonda Méliès'i bilmen lazım. Öyle değil mi? Evet. Meslek konusu. Ondan sonra Çekoslovakya'da televizyonun hangi dalında Çekoslovak ileri gitmiştir? Bunun karşılığı desen animedir. Orada Jiri Trinka diye bir adam vardır ve dünyanın en büyük desen anime yapımcısıdır. Yani şimdi televizyona geliyorsun ama televizyona dair bilgilerin olacak. Mesela sinema, jenerik nedir? Jeneriği bilmesi lazım. Jenerik, bir film başlarken filmin başında yazılan isimlere, rejisör, yapımcı, oyuncular falan, buna jenerik denir. Bunları şeyde sorarsın sen. Anlatabiliyor muyum? Ben bütün bu sınavlara katılan bir adamım ve soruların çoğunu sormuşumdur. Mesele bu. Türkçe sorusu da sorardık. Mülakat başka bir şeydir. Tarih, coğrafya, yani öğretmenlik, avukatlık gibi şeylerde mülakat yapılmaz. Ha, doktorluk için yapılır. İğne yaptırırsın. Anlatabiliyor muyum? Bir yarayı diktirirsin. Bunlar olur ama bazı sınavlardan sonra mülakat yapılmaz. Mülakatta soruyor. Efendim, Hazreti Muhammed'in ilk karısının adı neydi? Yani Hatice'ye herkes bilmez. Efendim, Ebu Bekir'in kızını almıştı. Adı neydi? Ayşe. Yahut da emin değilim, evet. Ebu Bekir'in kızı evet, olduğunda. Evet, doğru. Evet, ya, emin bunu. Değilim. Ha, şimdi bunlar şeyler Türkiye'de insanları efendim bu hale sokuyorlar ama şimdi 50 dakika falan oldu ama şimdi ben bitirmek için sınıf bilincinden söz etmek zorundayım. Buyur abi. Şimdi deniliyor ki efendim bu kadar açlık var, bu kadar sefalet var, bu kadar adaletsizlik var Türkiye'de. Peki AKP ne diye hala efendim %10'lara, %5'lere düşmedi? Anlatabiliyor muyum? Gerçekten de
%10'a, %20'ye falan düşmedi. Çünkü seçmenlerde sınıf bilinci yok. Almanya tarihini düşün. Weimar Cumhuriyeti'ni düşün. Weimar Cumhuriyeti zamanında komünistler ayaklandı, sosyalistler ayaklandı. Çünkü işçi sınıfındaydı onlar. Şimdi adlarını söylemeyeceğim. Rosa Luxemburg öldürüldü. Rosa Luxemburg işçi sınıfı davasındaydı. Onun peşine insanlar takıldı. İşçi, işçi olduğunu bilecek kardeşim. İster Müslüman olsun, ister Alevi olsun, Türkiye'den bahsediyorum, ister Ortodoks Ermeni olsun, ister Alevi olsun, bu onun bireysel özelliğidir. Yani o işçiliğine karışmaz. Çünkü olup dindar Müslüman olup işçi olanla dindar Müslüman olup patron olan adam eşit midir birbirine? Müslümanlık da eşittir belki. Ama sınıf olarak eşit değildir. Birisi işverendir, birisi işçidir. İşçi emeğiyle çalışıyor, emeğinin karşılığını patrondan alıyor. Bu bilinç olmadıkça işçi sınıfında, köylüde, Erdoğan çok Müslüman adam, naslardan bahsediyor, cuma namazına gidiyor, cuma namazından çıkıyor. Bu yüzden biz buna oyumuzu verelim, AK Parti'yi iktidarda tutalım dediği sürece 2500 liraya çalışmak zorundadır. Kurtuluş yoktur. Yani Müslümanlığını, Kürtlüğünü, Türklüğünü, Lazlığını oy verme işine karıştırdığı zaman, yani dinsel ve kökensel kimliğini, politik ve sınıfsal kimliğini yerine koyduğu sürece işçi sınıfı, memurlar, şunlar bunlar aç kalmaya mahkumdur. Bellerini düzeltemezler. Şimdi bir el hareketi yaptı. 18 dolardan indirdi 13 dolara. Falan. Ya yarın çıkmayacağı ne malum? Şu anda niçin böylesin? Ya bunları düşünmesi lazım. Yani bu konuyu söyleyeyim. Bu son derece önemli. Son derece önemli. İşçi işçi olduğunu bilecek kardeşim. İşçi emeğini satıyor. Emeğini en pahalıya alan adam kendisinin yanında olan adamdır. Ve işçiyi, çalışanı koruyan, köylüyü koruyan partiler de oy verilmesi gereken partilerdir. Bilmem arz edebildim mi?